Papatya çiğ. Sıcak sıcak iyi gelir. Elinde değil, değil mi? Yine başkalarını düşünüyorsun. Hem de başında o kadar dert varken. Keşke elimden başka bir şey gelse. Bundan sonra kimseye bir şey olsun istemiyorum. Hele sen. Bir can daha taşıyorsun. Bundan sonra daha da dikkat etmelisin kendine. Emir uyardı dedin ya. Nasıl uyardı? Ne dedi? Emir o adama hiç güvenmiyordu ki. Bizden yardım istedi. Hani sizi yemeğe çağırmıştık ya. Ümit'i gözlemlemek için. O gece de bir şey hissetmedik. Üstüne bir de Emir'i suçladık. Emir'i mi suçladınız? Neyle? Belgelerin güvenilir olduğundan emin miyiz peki? Tabii ki eminiz Emir. Bunların hepsi resmi belge, görmüyor musun? Ya sakin olur musun? Emir bak. Gizem denen bu kadının gelmesi, söyledikleri insan şüpheye düşürebilir. Ama zaten kadın hastaymış. Hem Ümit'i de gördük dün. Kemal, ben, annem, Şehriye abla. Gayet aklı başında saygılı bir adama benziyor. Feride'yle de aralarında hiç sorun yoktu. Gayet mutlulardı. İyi de bunların bir oyun olabileceği aklınıza gelmiyor mu hiç? Ya ortada bu kadar şüphe varken... Hangi şüpheden bahsediyorsun Emir? Şüphe senin kafanın içinde. Anlamıyor musun? Gerçekleri gör artık. Feride ile mutlular. Bu raporların hepsi de gerçek. Yahu gerçek olan tek bir şey varsa o adamın cani bir psikopat olduğu. Geçen gün eli sarılıydı. Sordum söylemedi. Besbelli o yaptı. Ve aynı şekilde elini yakmıştı. Sordum gene söylemedi. Önce elini yaktı sonra bileğini incitti, öyle mi diyorsun? Neden olmasın? Daha önce birinin canına kıymış bir adamdan bahsediyoruz burada. Bak adli rapor burada. Kimsenin canına falan kıymadı ona. Kes artık şu saçmalığı. Ümit senin benim gibi normal biri. Seni tek rahatsız eden şey onun Feride'nin kocası olması. Ne demek istiyorsun Selam Can? Ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Sen bu kızı kıskanıyorsun ve itiraf edemiyorsun. Sürekli göz hapsinde tutmalar, evine hırsız gibi girmeler. Dur da bir bak neler yaptın. Düğün günü yaptıklarının arkasına sığınıp vicdani büyükle Feride'yi korumaya çalıştığını söylüyorsun. Ama sen Feride'yi... Tamam, sakin olur musunuz artık? Sen ne demek istiyorsun ya? Ha? Sen ne zannediyorsun beni? Ben evli barklı bir kadının peşinde koşup onun aklını çelecek kadar aşağılık bir insan mıyım ha? Ne zannediyorsun sen beni? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Seni kaybetti diye kıskandığından öyle yapıyordur diye düşündük. Şimdi düşündükçe çok utanıyorum. Ne olursa olsun evli bir kadının peşinden gidecek biri değil o. Asla yapmaz böyle bir şey. Evet. O da öyle söyledi zaten. Senin hayatında her şey yolunda gidiyor zannediyorduk. Meğerse şiddet görüyormuşsun. Belki de o gece bizim evimizden çıktıktan sonra bile. Ben söz verdim kendime. Artık olanları düşünüp kahrolmak yerine onun ceza alması için savaşacağım. Kaçmayıp savaştığın için seninle gurur duyuyorum. Başın hiç eğilmesin. Omuzların düşmesin. Hep böyle diktir.